Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Mehmet Balon 58 kanalına hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi Mondial'ın RX 3i Evo ABS'li modeli var. Motorumuz gerçekten görünüş olarak çok güzel. Zaten motorumuzu gördükleri zaman yanında da böyle bir BMW amblemleri var. Arkadaşımız yapıştırmış. Mürsel arkadaşımıza ait motorumuz. Arkadaşlar, ismim Mürsel Bektaş. Yaklaşık olarak 6 yıldır falan motor kullanıyorum. Bundan önce kullanmış olduğum motorlar işte CF150 kullandım. Ondan önce CBR250 falan kullandım. Şu anda bu motoru kullanmaktayım 2 senedir falan. Bayağı da memnunum yani. Evet, şimdi motoru yakından bir tanıyalım. Arkadaşlar, motorumuzda gördüğünüz gibi ön tarafta 19 inç, arka tarafta da 17 inç 2 adet lastiğimiz var. Ve bu tekerleklerimizde ABS mevcut. İkisinde de ABS var ve ön arka disk frenler var. Amortisörlerimizi de görüyorsunuz. Güzel sağlam amortisörleri var. Motor gerçekten güzel. Su soğutmalı bir motor. Orijinal LED farlara sahip. Burada da gördüğünüz gibi camımız var. Bu cam aşağı yukarı ayarlanabilen bir cam. Bol aksesuarlı bir motor. Göstergemiz de böyle. Gördüğünüz gibi. Göstergemizde. Açalım abi. Bu çok fazla belli olmuyor. İşte motorun hızını gösteriyor. Motorun devrini gösteriyor. Güzel olan bir özellik de burada 12 volt çakmaklığımız. Sağ tarafta da bir USB girişimiz var. Bunlar da gerçekten güzel düşünülmüş bir şey. Çoğu motorda hala yok bunlar. Yani zaten bu motor uzun yola gitmek için kullanılan bir motor genelde. Evet. Motorun tarzı da zaten enduro. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani zaten elçikler falan hepsi belli. Bunları tek tek söylemeye gerek yok. İşte flaşörler, uzun kısa farlar, sağ sol sinyal, korna, start düğmelerimiz var. Onun haricinde gördüğünüz gibi el korumaları falan var. Bu el korumalarını ekstra. Mürsel sonradan kendisi takmış. Orijinalinde bunlar var mıydı? Yok. Ha. Bunlar yok, el korumaları yok. Orijinalde daha sonradan aksesuar olarak almış takmış. Zaten bu motorun bir özelliği de arkadaşlar, motoru aldığınız zaman arkada böyle 3 adet çantası var. 2 tane yanlarda, bir tane de üstte çantası var. 2015-2016 modellerinde bu çantalar. 2017'si var mı bu motorun? 2017'si yok. 2018'e olmadı ya da Türkiye'ye gelmedi. 2017'de yok. 2015'te üretime başladı. 2016, 17'de bir duraklama, 18 ve 19'da. 15 ve 16'da top case şöyle, evet, kısaydı bir şekilde. Yani kask falan girmiyordu. Çok müşteri şikayeti aldı. 2018 ve 19'da gelen, şu an 2020'de 400 cc'leri geldi bunları. Evet. Onlar da top case'i büyüttüler. İçine şu anda çok rahatlıkla bir kask sığabiliyor. Zaten şöyle bir şey de var. Mesela diyelim ki motoru aldın, çıplak motor aldın. Şu aksesuarları yaptırmaya kalksan gene en kötü hiç gitmese 4-5 bin lira para gidiyor. Daha fazla gidiyor. Yani şöyle, koruma demirleri var. Arkada koruma demiri var. Çantaları koruyor. Hem de sürücüyü de korumuş oluyor bunlar. İşte ekstra olarak gelen yani sıfır motor aldık, çıplak motor, evet, aldık. Koruma demirlerine gidip 1500 lira para vereceğiz. Aynen öyle. Yani uzun yola çıkacağım. Evet. Üçlü çanta seti istiyorum. Gittin bir çanta, yani top case'i şu anda iyi bir top case almaya kalksan 2000 lira. Aynen öyle. Daha fazla. Yan çantaları almaya kalksan yine 2000-3000 lira para vereceğiz. Aynen öyle. Yani şu anda üstüne gelen çantalar çok iyi bir çanta demiyorum ben burada. Yani harika, kesinlikle su geçirmez falan. Şunu da bir araya yerleştirelim. Sadece şu çanta demirini almaya kalksan şu çantadan daha pahalı. Evet, evet. Ben çünkü kendim aldım. Benim çanta demiri aşağı yukarı 400 euro civarıydı. Çanta da 300 euro civarıydı aldığım zaman. Evet, yani Givi marka almışsın. Çok güzel, evet, bir marka. Şimdi Givi ile yarışamaz bu çanta. Tamam. Evet, ama yani şu anda üstüne gelen mesela bu arka top case kesinlikle su almıyor. Evet. Yan çantalarda ben fitillerde biraz sıkıştırma olduğu için şu anda ufak su alıyor. Ama diğer türlü sıfır geldiği zaman kesinlikle su almıyor. Ben ekstra biraz eklediğim için şu anda su alıyor. Onun haricinde arkadaşlar, motorda görünüş olarak koltuklarımız şöyle gösterelim. Orijinal koltuk. Orijinal koltuk böyle ama hem gelen suyu koruması için hem de kedilerin gelip de bu koltukları, döşemeleri yırtmaması için Mürsel böyle bir önlem almış kendisine.
ve hava dağılıyor. Yazın terlemeyi de engelliyor. Terlemeyi de engelliyor bu. İşte biliyoruz motor kullanıcıları olarak. Bu çıplak seleye oturduğumuz zaman yazın çok terleme yapabiliyor. Aynen. Bu hava aldığı için terlemeyi de engelliyor. Yani konfor sele niteliğinde oldu bu bir nevi. Onun haricinde arkadaşlar şöyle bir de bu taraftan bakalım. Egzozda görüyoruz. Artı egzozun sesi de güzel. Hani motorun rahatsız edici bir sesi de yok. Zaten yanlarda, egzozun yanlarında böyle ayakları yakmasın diye, ısıyı fazla dışarı vermesin diye aparatları var. Ama Mursel buraya ekstradan bunu koymuş. Altında orijinali var bunun. Şimdi fazla şöyle bakalım. Buradan pek belli olmuyor ama altında orijinal parçası var. Motorumuz tek silindirli. 250 cc, 24 beygir, 20 Nm torka sahip. Ateşlemesi elektronik, eko sistemi. Yakıtı da EFI enjeksiyon püskürtme sistemi var. Motorumuzun toplam ağırlığı 188 kilo. Su soğutmalı bir motor. Gördüğünüz gibi çift radyatör var motorda. Bu da gerçekten motorumuzun ısınıp hararet yapmasını da engelliyor. Şuradan ABS'mizi de gösterelim bu arada arkadaşlar. Şu da ABS'nin okuyucusu. ABS'yi buradan, bunlardan okuyor. Motorumuz arkadaşlar onun haricinde normalde burada Mondial arması var ama BMW arması koymuş. Zaten bu motorların özelliğidir bu. Bu motoru alan arkadaşımız ilk önce oraya bir BMW arması yapıştırıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar amortisörümüzü korumak için de böyle bir ufaktan plastik kaplama yapmışlar. Hem güzel bir özellik olmuş. Görünüş olarak da güzel bir anlam katmış. Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Motorumuzu yakından gördük. Detaylı bir şekilde teknik özelliklerinden bahsettik. Şimdi biraz da motor hakkında Mursel kardeşimiz bize bilgiler verecek. Deneyimlerini anlatacak. Şimdi Mursel, bu motorun yedek parçası işte temin etmek istediğin zaman bulabiliyor musun? Bakıma gittiğin zaman işte filtresi yoktur, şu yoktur falan filan. Böyle sıkıntılar var mı bu motorun? Abi şöyle söyleyeyim. Şu anda bu motorun garantisi hala devam ediyor. Ben herhangi bir parça sıkıntısı hiç çekmedim ve çok ucuz, maliyeti çok düşük bir motor benim için. Yani zaten Çin motoru. Parçası bol. Maliyeti de çok düşük. Bilmiyorum söyleyebiliyor muyuz? Usta falan şey muhabbetini. Tabii. Şey yapabiliyoruz. Ustaları falan, servisi falan bol diyorsun. Servisi falan bol. Mesela İstanbul'dayız biz. İstanbul'da evet. Kadıköy'de ben baktırıyorum motora. Özkan Usta. Zaten bir RX 3'ün varsa Özkan abinin yanına uğrarsın. Yani Mondialci değil mi? Hasan Paşa'da Özkan abi. Mondial bir de RKS. RKS Mondial ve CF motoruna bakıyor bu kendisi. Yani Çin motorlarına bakıyor kendisi. Türkiye'de böyle sayılı gelir ustalardan biliyorsun. Özkan abidir. Evet, ben onu İzmir'de... YouTube'daki başka videolarda falan denk geldim. Gördüm hani evet. Şahsen tanımıyorum ama ona giden arkadaşlarım falan da var. Evet. Bir de Özcan abi var. İzmir'de mesela. Bundan evet. Da haberim var. Onun yanına da ben uğramışlığım oldu. Yedek parça fiyatları nasıl bunları? Abi yedek parça fiyatları uygun. Birçoğu motora göre şu an piyasa uçmuş. Gerçi senin motorun 2 senelik. Uygun. 2018 model. Senin şu ana kadar yedek parça ihtiyacın oldu mu? Yedek parça ihtiyacım şöyle. Ben aldığımda ABS sensörü çalışmıyordu. Kilometre saymıyordu. Evet. Öyle bir sıkıntı yaşadı. Garantiye girdi. Hemen gittik. Yenisini aldık. Taktık. Bir sıkıntı yani. Yaşamadın herhangi yani. Mondial'da böyle yaşamadım. Bir sıkıntı var diyenler de sallamış oluyor diyorsun. Yok abi. Mondial'de parça sıkıntısı yok. Arıza sıkıntısı oluyor. Tabii biraz tek silindirin olmasından dolayı çok titreme yapıyor motor. Ha, 100'den evet. Yukarı çıktın mı başlıyor motor titremeye güven vermiyor. Arka üçlü çanta seti olduğu için çok fazla rüzgar yiyor. Evet, bu da sele, kelleyi sallamaya başlıyor bu sefer aynen, motor. Yani ellerini bırakamıyorsun iyi. Çantalardan dolayı. Şu an benim yani motorda yedek parça olarak bahsedebileceğim böyle bulamadığım, uğraştık yapamadık diyebileceğimiz bir parçası yok. Birçoğu grupta da varım. Herhangi bir arkadaşım da bu sıkıntıyı çekmedi. Mondial motor eski Çinlerden değil. Onun haricinde zaten bu motor Türkiye'de Mondial olarak geçiyor ama uzak doğuda falan da Zhongshan mıydı? Zhongshan. He, Zhongshan olarak da Hindistan'da, Afganistan'da, Çin'de falan ben bu motorun çok videolarını gördüm yani. Evet. Ve adamlar gerçekten hani soğuk hava şartlarında ne bileyim değişik zor şartlarda dağda, arazide, bayırda bu motoru kullanıyorlar. Zaten enduro bir motor. Enduro değil ya tabii hani çok da profesyonel bir enduro değil ama sonuçta sen diyelim ki köye gittin değil mi? Sen uzun yol falan yaptın ben motorla. Ben motorla Erzurum'a gittim. Trabzon'a gittim yani Karadeniz İstanbul'da. Yaptım. İstanbul'dan şöyle yani motoru denemek isteyen şimdi birçoğu araçla buradan İstanbul'dan binip çıktık mı abi 12-13 saate gidiyorsun. Ben tam İstanbul'dan çıktım. Trabzon, Akçabat'a 12 saate vardım bu motorla. Yakıtı nasıl bunun Mursel? Abi şöyle aslında teknik özelliklerine internetten girip baktığımda 100 kilometrede 3,5-4,5 arası yakıyor diyor. Ben biraz fazla yakıyorum herhalde. Biraz fazla basıyorum motora. Ben şöyle 4,5-5
5,5 arası yakıyorum ben motoru da. Daha kolay anlaşılması için şu anda benzin fiyatları 7 küsürde. 100 kilometreyi 30-35 TL'ye gidiyorum. Ya o iki, ben biraz rakamı basıyorum. Söylemeye gerek yok. Niye biliyor musun? Çünkü zaten benzin fiyatı bir düşüyor bir yükseliyor. Evet, 100 kilometrede kaç litre yakıyor? O anki motoru, yani bu videoya bakan kişi oradan ondan hesaplasın. Ben şu anda mantıklı. Yani şu tarihten 100 kilometrede 4,5-5,5 litre arası ben yakıyorum. Ben öyle yakıyorum ama ben biraz hor kullanıyorum. Evet. Açık kullanıyorum. Ama ben bu motoru kullansam 4 litrenin altına düşerim diye tahmin ediyorum. Evet, yani. Çünkü ben şu motorla yakıyorum. 5 litre falan. 600F. Aynı yakıyoruz. Yani, yani aynı yakıyoruz. Evet. Şöyle ben biraz dediğim gibi hor kullanıyorum. Yani motoru aldıkça basıyorum. 9000 devir çeviriyor bu motor. 9000 devirini de kullanıyorum her viteste ben. İşte. Şimdi bu motorun ikinci el piyasası nasıl? Satmak istediğin zaman satabiliyor musun? Veya diyelim ki alırken ikinci el fiyatları 2018 için mesela konuşalım. Kaç paraya bulabilirsin? Temiz. Yani işini görecek bir motor. Şimdi benim bu motorum 2018-2019 çıkışlı. 2018 model. Evet. Ben bu motoru aldığımda 22 TL'ye almıştım. 22 bin TL'ye almıştım. Şu anda bu motorun piyasası sıfırından bahsedelim. 2019'un sıfırından, yani bayiden aldığımız zaman 30, 37, 39 hatta değişiyor böyle o civarlarda. İkinci el piyasası benimki biraz ekstralı. Ekstralarını çıktığım zaman şu anda 25, 24, 26 o civarlara alınabilir bu motor. Evet. Ekstraları üstüne koyduğum zaman 28 liradan şu anda piyasaya çıkabilir. Benim bildiğim kadarıyla da zaten 25 ile 35 arası işte aksesuar, kilometre durumuna göre değişiyor. Değişiyor evet. Göre şu an sahibinden nokta. Senin motorda da zaten maşallah öyle bir gördüğüm kadarıyla düşme falan iz falan da pek bir herhangi şey yok bir düşme gibi. Bir evet. Kere düştü. O da arazide toprağa düştü. Zaten koruma demirleri var. Bu motorda asfalta yani, zemine sürtmediğin sürece olduğu yerde düşmesinde herhangi bir hasar almıyor. En fazla motor. Zaten bu demirler çizilecektir. Zarar görecektir. Aynen öyle. Koruma demirleri çok ciddi aynen. Şekilde koruyor bu motoru. Belki direksiyonun işte köşeleri, o da şunlar el tutamakları da bayağı sağlam aynen, olduğu için. Bunlar da onlar da zaten bayağı bir motorun zarar görmesini engelleyecektir motor zaten. Motor tamamen koruyor bunlar. Peki bu motoru diyelim ki almak isteyenlere tavsiye eder misin? Ya da kimlere tavsiye edersin? Güzel soru sordun abi öncelikle. Şimdi motoru herkese tavsiye etmem. Şimdi bir adam Racing kullanıyorsa bu motoru tavsiye etmem. Naked kullanıyorsa tavsiye etmem. Diğer markalardan örnek verecek olursak mesela bu fiyatta alabileceğin ne var Racing olarak? RS200 var. Evet. CBR250 var. İşte biraz daha maliyeti yükseltip R25. Evet. İşte Naked'larda MT gibi aynı CC'de motor alıp bundan daha hızlı gidebilirsin. Daha evet. Seri gidebilirsin. Ama arkasına çanta koyamazsın. Veya evli barklı bir insansan, birlikte eşinle birlikte binmek istiyorsan o motorlara binemezsin. Uzun yola çıkmak istiyorsan o motorla gidemezsin. Yola, dediğin gibi bunun kadar rahat olmaz. Bir kere o kesin yani. Aynen öyle. Bunun kadar rahat olmuyor. Ben buradan Erzurum'a eşimle birlikte gittim. Sen daha önceden kullandığın başka motorlar neler vardı? Ben bundan önceki motorum CF150 kullandım. Evet. CF150 NK kullandım. Ondan önce CBR250, ondan önce de YBR125 kullandım. İlk başlangıç motorumdu. Yani diyorsun ki ben motorumu bu motoru övmek için değil. Hayır, olması kesinlikle gerekeni olması gerekeni söylüyorum. Ben CF150 de kullandım, CBR250 de kullandım, YBR125 de kullandım. Bu motora kendim geçtim. Geçme sebebim abi ben uzun yol gitmek istiyordum. Evet. O bahsettiğim motorların hiçbiriyle uzun yola çıkamazsın. Şimdi ben sana bir de bir şey söyleyeyim. Mesela bak sen bu motorla uzun yol yapıyorsun. Rahat rahat yapıyorsun. Ben de bu Kawasaki ile uzun yol yaparım. Ama diyelim ki sen girdin köy yoluna, toprak yola. Ben de orada kaldım. Niye? Çünkü bu motor toprak yola çok uygun değil. Ha gider. Evet. Ama şu motor gibi gitmeyeceği kesin gitmiyor yani. Abi. Çünkü özelliğine bakarsak biraz da macera falan seviyorsan, ormanlara girmek istiyorsan seviyorum. Şu motor ben her hafta ona, sonu Şile'deyim. Yani bundan daha iyi yani. Daha çok işine gelir. Daha evet. İşine yarar yani. Şimdi bilen bilir. Evet. Ava'ya giderken orada bir orman yol var. Yani evet. Özellikle yoldan çıkıp ormandan gidebileceğim bir yol var. Ben her hafta sonu o yola gidiyorum abi. Bu adam üstüne yani Çinli milli ama koymuş yani. Bakın jantlar çelik değil, tel evet, jant. Evet. Daha çok esneme payı var. Daha onlar işte önemli. Ayarlanabilir süspansiyonu var abi burada. Evet. Sağ sol. Ha, biz onu bir de unuttuk. Arkada amortisörü de yumuşatan, sertleşen şey evet, de var. Evet, sertleştirebiliyorsun. Hem de çok kolay. Yani bir tırnağınla bile bunu ayarlayabiliyorsun. Altta 17 tık, üstte 13 tık bunlar. Ben bunları saymıştım hep. Şu anda 7 de. Ben orta asfaltı ayarlamışım. Bunları ister yumuşatıp istersen sertleştirebiliyorsun araziye göre. İşte aldığın yüke göre. Ben şimdi buna ben Mehmet abiye veririm o fotoğrafları videoya koysun. Ben bu motora yani çok fazla yüklediğimde İzmir'den geldiğim zamanları biliyorum. Ben buna çadırımı atıyorum, kamp sandalyelerimi atıyorum, yiyeceğimi, içeceğimi, tenceremi, tavamı, tüpümü her şeyi atıp gidiyorum. Yani küçük motora hepsini sığdırıyorum ben. Ve hiç de ben
gitmiyorum demiyor abi. Motorum şişmiyor. Evet. Herhangi bir hararet durumu kesinlikle yaşamadım bu zamana kadar. Yani motoru herkese tavsiye etmem abi. Herkese etmem ama macera seviyorsa, ormana gidecekse, kamp yapacaksa, pikniğe gidecekse bu motoru kullanabilir. Kullanabilir ama yine... Sürat yapacaksa ne yapacak? Sürat yapacaksa bunu değil abi, yükseltecek. 600 efe direkt. Kawasaki. Kawasaki 600 efe girecek. İşte racing motora binecek. Racing ama bu motor binecek. Racing değil ama arazide racing bunu yanında yapamaz. Motor değil. Racing yapamaz yani, bunu yanında. Şimdi o da öyle bir şey de var şimdi yani. Hitap edeceğimiz kitle dedik ya abi. Aslında hitap edeceğimiz kitle tam olarak bahsettiğimiz bunlar değil. Hitap edeceğimiz kitle biraz da maliyetine bakan kitle olacak abi. Şimdi adam araziye girmek istiyorsa, cebi de biraz kalınsa gider Afrika Twin alır. Yani. Gider GS1200 alır. Yani. Şimdi bunların karşılaştırmasını ben hemen hızlıca yapmak istiyorum abi. Ben hızlı abi niye, olalım evet. Niye Afrika Twin almadım? Afrika Twin'de abi 3 tane diski var. 3 tane fren balatası var. Balatanın tanesi şu anda 250 lira. Hani bu diyorsun evet. Ki bunu diyorsun bütçesi kısıtlı. Hani bütçesi çok kısıtlı değil ya. Sonuçta bu da çok ucuz bir motor değil. 40 bin liralık bir motor yani. 30-40 bin lira arasında alabileceğin en ama, güzel motor Enduro tarzında bu şu an. Ama diyorsun bu paraya alınabilecek en uygun motorlardan birisi en uygun bu. En uygun yani motor bu yani. Bu tarz motora en uygun bu. Bundan sonra işte Zontest ve TNR gelir. Aynen. Onun haricinde eklemek istediğim bir şey benim yani bir kullanıcı olarak şikayetlerim olacak. Asfalt ve araziye uygun bir motor. Asfalt da diyorsun uygun. Buralardan ayarları yapıyoruz. Şu şunlardan. Evet. Buradan ayar yapıyoruz. Bir de altta var. Altta oradan ayar oradan yapıyoruz. Da. Arazide bu motora biniyoruz. Asfalta geldiğimiz zaman da gene bunları aynı yerlerden. Aynı noktalardan ayarlarımızı yapıyoruz. Asfaltta da gene binmeye devam ediyoruz. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Aynen o şekilde evet. Devam ediyoruz. Sen abi. Evet motorun bir de şikayetçi olduğun yani şikayetçi hoşuna abi. Gitmeyen yönleri. Sadece benim değil tüm kullanıcılar. Bizim WhatsApp gruplarımız var. Burada evet. Dile gelen şikayetleri ben de bu videoda söylemek istiyorum. Abi orta sehpasının üstüne koymamışlar. Ben bu motora bakım yapacağım zaman çok sıkıntı çekiyorum. İki tane demir vermişler. Aynen böyle. Öyle. Onlar evet. Da işe yaramıyor. Yani hiçbir işe yaramayan iki tane aparatif demir vermişler. Öyle bir eksikliği var olmuyor. Diyorsun. Orta sehpasını koymamışlar motorun. Yani bir Enduro motora orta sehpa şart. Şimdi Enduro motora orta sehpa aslında olmaz. Cross motorlarda da olmaz. Sen bu motorla araziye girdiğin zaman o sallandığı zaman sağa sola takılma ve seni yattığın zaman viraj falan dönerken senin devrilmene sebep oluyor. Evet abi. Ve senin sağlığın için. Oldum. Senin yani yok sen düşüncen doğru. Ama asfalta geldiğin zaman da uygun daha uygun daha güzel bir parça olabilirdi. Alta takılan bir parça olabilirdi. Evet daha güzel basit yapılabilirdi bir şekilde, abi. Bir kelebek vidalı olurdu. Asfalta geldiğin zaman onu takardın. Hemen takardın sıkardın. Araziye gittiğin zaman da yani. Dediğin gibi onu sökerdin. Yani sök tak rahat olan bir parça aparat i̇şte olabilirdi. Abi araziye ben bu motorla giriyorum. Lastiği evet. Patladı mı kalıyorum. Aynen öyle. Yani değiştirmem için ben onu orta sehpaya alıp arka lastiği sökebilmem gerekiyor. Ya da bir kalas bulacaksın orada altına dayayacaksın evet, kaldıracaksın. Evet çok zorluk arkaya. Çektiğim zamanlar oldu. Aynen öyle. Öyle bir eksiği var. Bu motorla ilgili çok fazla kronik rahatsızlığı var. İşte istop etme problemi var. Bunu çok duyuyorlar. Evet ben de duydum onu. Ama eski modellerde olur. Eski modellerde 2016-2015'lerde bu var. 2017 ve 2018'de de olursa SÜBOP ayarından oluyor. Bunu kesinlikle bilin arkadaşlar. Söylüyorum SÜBOP ayarından. Evet. O SÜBOP güzel bir şeydi. Nottu. Çünkü dediğin gibi bu sıkıntı yaşayan insanlar muhakkak vardır evet, yani. Evet ve arıyorlar. Nereden? Evet. Bulamıyor abi bulamıyor. Yani enjeksiyondan mı oldu, ondan mı oldu, bundan mı oldu? SÜBOP ayarından oluyor. Arkadaşlar evet. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz herkese teşekkür ederiz. Bir de şunu hatırlatalım. Gördüğünüz gibi burada kask var. Üstümüzde mont var. Ondan sonra abi şu ya. An bak şöyle o tarafa geçsen dizliklerini de göster. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dizliklerimiz var. Kesinlikle ve kesinlikle motora biniyorsanız arkadaşlar ekipmansız lütfen binmeyin. Ekipman hayat kurtarır. Ekipman yüzünden maalesef canından olan bir sürü insan var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Mursel kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Bize bilgilerini aktardı. Motor hakkındaki tecrübelerini söyledi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kanalımıza da abone değilseniz abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Aşağıdan hemen abone olun arkadaşlar. Aşağıdan hemen abone olun beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar.